Milli Uyanış'a hoş geldiniz. Öncelikle hepinize selamun aleyküm. Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği muhteşem sistemler tüm dünyanın dikkatini çekmeye ve tüm dünya tarafından ilgiyle incelenmeye devam ediliyor. Milli ve yerli imkanlarla üretilerek envantere kazandırılmak için geliştirme çalışmaları devam eden Bayraktar Kızıl Elma, şimdi de Arap dünyası tarafından ciddi manada incelenmeye başlandı. Katar merkezli El Cezire, milli ve yerli imkanlarla üretim hattına girmek için gün sayan Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağını gündemine aldı ve Osmanlı'yı simgeleyen muhteşem bir silah sistemi ortaya çıkıyor ifadeleriyle, Türkiye'nin Bayraktar Kızıl Elma projesiyle savunma sanayiinde bir adım öne geçeceğinin altını çizdi. Yapılan haberde, Baykar, Türkiye'nin askeri savunma sanayiini geliştirme arayışını azaltmıyor. Türkiye'nin geliştirdiği Kızıl Elma insansız savaş uçağı, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği yeni silahı. Türkiye'nin bu silahının adının Kızıl Elma olması Osmanlı'yı ve fethi simgeliyor. Bu terim eski Türk boylarında ve Osmanlı Devleti'nde fetih için seçilen topraklara ulaşma arayışını ifade ediyor. Yani 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet için İstanbul Kızıl Elma'ydı. Kanuni Sultan Süleyman içinse Kızıl Elma Viyana'ydı. Şimdi ise Türkler Kızıl Elma'yı gerçek bir silah sistemi olarak üretmeye başladılar ifadeleriyle Bayraktar Kızıl Elma projesini detaylı şekilde inceleyen Arap medyası, Türkiye'nin geliştirdiği silah sistemleriyle bölgesel bir süper güç olma ilerleyişini aralıksız bir şekilde sürdürdüğünün altını çiziyor. Tüm dünya Kızıl Elma projesini ciddi manada merak etmekte. Selçuk Bayraktar'ın çılgın projesi Bayraktar Kızıl Elma tamamlanıp envantere girdiğinde, dünya üzerinde envantere kazandırılan ilk insansız savaş uçağı olmayı istiyor. Baykar makine mühendisleri tarafından yoğun emek ve gayretle geliştirme çalışmalarına devam edilen, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı projesi Bayraktar Kızıl Elma tamamlanıp göreve başladığında, Türkiye artık eski Türkiye olmayacak. Türkiye, Kızıl Elma'nın göreve başlaması ve envantere girmesiyle birlikte artık bir süper güç devlet haline gelecek. Kendi bölgesinde küresel bir oyuncu haline gelmek için durmaksızın çalışan ve askeri gücünü her geçen gün arttırmaya devam eden Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gibi süper güç devletlerden daha önce insansız savaş uçağı teknolojisini tamamlayıp envantere sokmayı hedefliyor ve bu hayal gerçekleştiği anda Türkiye artık Amerika ve Rusya'ya göre teknolojik açıdan bir adım öne geçmiş olacak. Bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gibi devletlerin insansız savaş uçağı üzerinde çalışmaları devam etmekte. Ancak en iyimser senaryolarda bile insansız savaş uçaklarının operasyonel hale gelmesinin en erken 2030'lu yılları bulması bekleniyor. Türkiye ise Bayraktar Kızıl Elma projesinde ilk uçuşu önümüzdeki sene gerçekleştirmek ve 2024 veya 2025 yılında bu muhteşem platformu envantere kazandırarak teknolojik açıdan rakiplerinin ötesine geçmek istiyor. Baykar Makine tarafından geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma projesinde şu an mühendis kadrolar hızlı bir üretim sürecinin gerçekleştirilebilmesi için ilk prototip imalatına da başlamış durumda. Baykar Makine'nin Ar-Ge merkezinde ilk prototipinin imalatı başlayan Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağıyla birlikte Türkiye bu teknolojiye sahip olan dünya üzerindeki ilk ülke olmak ve askeri gücünü perçinleyerek küresel bir güç olduğunu tüm dünyaya ilan etmek istiyor. Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde, geleceğin hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle gerçekleştirileceği öngörülmekte. Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızıl Elma, geleceğin muharebe konseptine yön verecek.
Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen Muharip insansız Uçak Sistemi Kızıl Elma, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek. Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan Bayraktar Kızıl Elma, düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar Kızıl Elma, gövde içinde taşıyacağı mühimmatlarıyla belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek. 35 bin feet operasyonel irtifa, 5 saat havada kalış süresi, 6 ton maksimum kalkış ağırlığı, 0.6 mak seyir hızı, 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi, otomatik iniş ve kalkış, stealth karakteristikte tasarım, yüksek manevra kabiliyeti, görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme, kısa pistli uçak gemilerinden iniş ve kalkış kabiliyeti ve AESA radarla yüksek radar çözünürlük sistemleriyle inanılmaz bir güce sahip olması planlanan Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı, Arap medyasının haricinde dünya üzerinde Türkiye'yi ciddi manada takip eden Batı dünyasının da gündeminde. Öyle ki her gün ama her gün Türkiye'nin geliştirdiği insansız araçlarla alakalı bir haber Batı dünyasında ve Doğu dünyasında yayınlanıyor. Bu da Türkiye'nin geliştirdiği teknolojilerin tüm dünya tarafından sıkı bir şekilde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin giderek artan gücünün tüm dünyayı tedirgin etmeye başladığının bir diğer nişanesi olarak görülebilir diyelim. Allah yapandan, yaptırandan, destekleyenden ve çalışanından razı olsun. İnşallah önümüzdeki sene Bayraktar Kızıl Elma platformunu ilk uçuşunu yaparken görebileceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açık duruma getirerek yüklenen videolardan anında haberdar olmayı ve bu tarz videoları beğeniyorsanız katıl butonu üzerinden bizlere destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.